mücadeleci tabiata sahip, öfkeli, yenilikçi, cehalete düşman, inanç timsali bir insan. Düşünce adamı, yazar, şair. Ama en önemlisi bir bayrak adam. İstanbul'un kadim semtlerinden Fatih'te doğdu Mehmet Akif. Orada geleneksel Osmanlı kültür ortamı içinde yetişti. Ailesi orta halli, muhafazakar ama eğitimliydi. Babası Fatih Medresesi'nde müderris Tahir Efendi, annesi Emine Şerife Hanım'dı. İlk ve orta öğrenim hayatı boyunca her gün gidip geldiği Fatih Camii onun için hem okul hem de avlusunda arkadaşlarıyla buluşup sohbet ettiği bir kültür ocağıydı. Hayatı burada tanıdı ve keşfetti. O inanç ikliminde toplumun hiçbir yerde yazmayan kurallarını öğrendi. Modern hayatın geleneksele nasıl nüfuz ettiğini, hangi çelişkilere yol açtığını gözledi. Nelerin çürüdüğünü, nelerin yenilenmesi, nelerin korunması gerektiğini burada kavradı. Her türlü kirlenmeye açık yoksulluğun, helal kazanç, fedakarlık ve dayanışma ruhuyla nasıl erdemli bir hayata dönüştürüldüğünü burada öğrendi. Kişiliğini oluşturan unsurların başında, küçük yaşlarda almış olduğu kuvvetli din eğitimi gelir. Ama ezberci, nakilci biri değildir Akif. Sürekli soran, sorgulayan mizacının işaret ettiği her kapıyı açmaya çalışan, dine sonradan eklenmiş unsurların asıl İslam'ın yerini almış olduğunu ve gerçek kurtuluşun ancak böyle köklü bir ayıklamadan sonra mümkün olduğunu düşünen kişidir. Mehmet Akif döneminin din anlayışını, dindar olarak görünen yanlış örnekleri de şiddetli eleştirmiştir. Tevekkül adı altında bir takım miskinliklerin yapıldığını söylemiştir. Bu bakımdan Mehmet Akif'in dışarıdan dine bakan birçok insandan daha fazla gerçekçi ve etkileyici değerlendirmeler yaptığını, eleştiriler ortaya koyduğunu biliyoruz. Aslında böyle bir zemin üzerinde zaten Mehmet Akif fikirlerini ortaya koymuştur. Yani mevcut olanın iyiliği üzerine değil. Çünkü mevcut olan iyi olsa zaten problemler bu şekle gelmeyecek. Mevcut olandaki sıkıntılardan ötürü Mehmet Akif onu eleştirerek yeni bir İslam anlayışının yolunu açmaya çalışmıştır. Akif'in dünyaya gözlerini açtığı tarihte başta Osmanlı Devleti olmak üzere İslam dünyasının tamamı geçmişteki parlak devirlerin, şaşalı günlerin çok uzağında bulunuyordu. Geçmişte kültür, bilim ve teknoloji alanlarında Batı dünyasının gözlerini kamaştıran İslam medeniyeti artık tarih kitaplarının sayfalarında kalmıştı. Dönemin aydınları iki soruya cevap arıyorlardı. Neden bu hale düşülmüştü? Ve bu halden kurtuluşun yolu neydi? Bazılarına göre sorun, İslam dininin bilimsel gelişme için gerekli olan rasyonel düşünüşe izin vermemesiydi. Yapılacak tek şey, üzerimizdeki din bağından kurtularak toplumu batılılaştırmaktır diyorlardı. Topyekün Hristiyanlığa geçmekten söz edenler bile vardı. Başka bir grup aydına göre de sorun, İslam'ın gerçek mesajından ve rasyonel yolundan uzaklaşılmış olmasıydı. Mehmet Akif bu grup içindeydi. Temelinde imparatorluğu nasıl kurtarırız düşüncesi olan İslamcılık akımının yayın organları Sebil-i Reşat ve Sırat-ı Mustakim dergilerinde yayınlanan yazı ve şiirlerinin ana teması,
kitlelerin cehaletinin dinin gerçek özüne dönüşün önündeki en büyük engel olduğuydu. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Akif'in saflarında yer aldığı İslamcı aydınların çözüm önerisi, Batı'daki bilim ve eğitim kurumlarının benzerlerini ülkemizde tesis etmekti. Batı'nın kültürünü değil, bilimini alalım diyorlardı. Nana Akif'te dönemin koşulları çerçevesini aşan bir biçimde bir şey söz konusu. Batı'ya karşıtlık söz konusu, Avrupa Birliği'ne karşıtlık söz konusu. Hatta o dönemde 60'lı yılların solculuğunda mesela Cevdet Kudret Yön dergisinde bir yazısı vardır. Antemperyalizm eksenli bir yazı ve o yazıda Batı'ya karşı tepkide Nana Akif'in söylediklerini farklı bir tarzda değerlendirir. Alınız ilmini garbın, alınız sanatını, veriniz hem de mesainize son süratini. Çünkü kabil değil artık yaşamak bunlarsız, çünkü milliyeti yok sanatın, ilmin yalnız. Şiiri küçümsemiştir, fikrini ifade etmek için şiir yazmıştır. Yani isteseydi o, Türk edebiyatının en büyük lirik şairi olabilirdi. Kendi ifadesiyle, eğer gül devrinde yaşasaydım bülbül olurdum diyor. Fakat yaşadığı devir gül devri değil. Akif içinde bulunduğu tabloya bakarken gerçekçidir. Ama ideallerine kulak verecek, gönlünce sesleneceği genç kuşağa temsilci ararken başvurduğu yer hayal dünyası olur. Asım adını verir ona. Bütün beklentilerini yöneltebileceği pür ülkü insanıdır Asım. Almanya'ya fen bilimleri eğitimine gönderir, bilgiyle donanmış olarak yurda döndüğünde duraksamadan mücadelenin içine atar onu. Neslinden emindir Akif Asım'ın. Çanakkale'de bu vatan için canını feda etmekten çekinmeyecek kuşaktır o. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kasın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Başkiller yanında milliyetçilik tartışmalarının da yoğun olarak yaşandığı bir dönemdi bu. Çok uluslu imparatorluk yapısının çözülme eğilimine girdiği ortamda bir kısım aydınların sarıldığı çözüm yoluydu milliyetçilik. İmparatorluğun Türk unsuruna dayalı yeni bir yapılanma öngörüyordu bu düşünceye inananlar. Mehmet Akif ise etnik milliyetçiliğin çözülmeyi hızlandıracağı kanısındaydı. Mehmet Akif her Osmanlı gibi, eminim Osmanlı subayı olduğu dönemde Mustafa Kemal gibi imparatorluğun yıkılışını ağlamıştır. İmparatorlukta yönetenlerin, Namık Kemal'in deyimiyle milleti hakimenin kendi etnik milliyetçiliğini yapması mümkün değildi. Kendi kültürünün bilincinde olması gerekliydi. Kendi etnik milliyetçiliğini yapamayacağı için mesela Mehmet Akif imparatorluğu koruma duygusuyla bunu benden duyunuz. Ben ki evet Arnavut'um, başka bir şey diyemem, işte perişan yurdum diye gözyaşı dökmüştür. Bu onun Arnavutluğundan değil, Rumeli'nin kaybedilmesinden dolayı yükselen bir feryattır. Hani milliyetin İslam idi, kavmiyet ne? Sarılıp sımsıkı dursaydım ya milliyetine. Arnavutluk ne demek? Var mı şeriatta yeri? Küfür olur, başka değil kavmin sürmek ileri. Arap'ın Türk'e, Laz'ın Çerkes'e yahut Kürt'e, Acem'in Çinli'ye rüçhanı mı varmış? Nerede?
vatanını, milletini sevmek ve yüceltmeye çabalamak anlamında milliyetçiliğe karşı olmadığı bellidir Akif'in. İslamcıydı. Yüreği dünya yüzündeki bütün Müslümanların esenliği için atmaktaydı. Ama vatan kavramıyla düşünüyordu o. İslam kardeşliğine inanıyordu. Ama politik bilim olarak etnik temele dayanmamak şartıyla millet kavramını esas alıyordu. Birinci Dünya Savaşı içinde yaşanan hayal kırıklıkları, milli mücadele sürecinde onu milliyetçi aydınlarla yakınlaştırdı. Ve öylesine bağlandı ki Türk milletinin ölüm kalım kavgasına, onun destansı marşını yüreğiyle yazdı. Aslında İslamcılar ve milliyetçiler bir noktada birleşiyorlardı. Emperyalizme karşı mücadele. Anti-emperyalist temelde, pan-Türkist veya pan-İslamist politikalar doğrultusunda mücadeleye devam diyen anlayışın sözcüsüydü Mehmet Akif. İttihat ve Terakki hareketi içinde yer alması da, ardından milli mücadeleye katılması da bunun ifadesidir aslında. Akif'in bütün mücadelesi emperyalizme karşı bir mücadeledir aynı zamanda. Bu sebeple de zaten inkılapçı kimliği ön plandadır. Özellikle dünyadaki Müslüman ülkelere bakıldığında çok büyük bir gerilemenin de olduğu görülmekte. 1900'lü yılların başı Osmanlı İmparatorluğu da buna dahildir. Ve bundan büyük bir elem ve keder duymaktadır Akif. Müslümanların düşmüş olduğu bu durumu bir medeniyet sorunu ve emperyalizmin pençesine düşmüş bir hastalık olarak nitelendirir. Ve bu nitelemeyi yaparken de nasıl karşı durulacağının yollarını ve yöntemlerini en azından kitabi dünyada veyahut da kendi bizzat göstermiş olduğu tavırla sergiler. Yani Akif sadece yazmakla kalmaz. Herhangi bir yerde bir baskı hissettiği zaman, emperyal bir zorlama hissettiği zaman bunu kendi şahsiyetiyle ödeyen bir tavır içerisine girer. 18. yüzyıldan itibaren hızla sanayileşen Batı dünyasının alabildiğine sömürdüğü ülkelerin insanları esaret altında yaşama mücadelesi veriyorlardı. Geçmişte çoğu Osmanlı Devleti'nin vilayeti olan bu ülkeler, Batı karşısında direnmek için gözlerini İstanbul'a dikmişlerdi. Ama hiçbir zaman sömürge olmamış olsa da Osmanlı Devleti de Batı'ya bağımlı haldeydi. Dönemin aydınları, Batı'nın örtülü açık tahakkümü kadar diğer Müslüman ülkelerin halklarına yönelik sömürgeci anlayışına tepkiliydiler. Bu öfke Osmanlı Devleti'nin 2. Abdülhamit döneminden beri uygulama sahnesinde olan pan-İslamist politikayla bir araya gelince anti-emperyalist karakterli bir gizli örgüt çıktı ortaya. Teşkilat-ı Mahsusa. Batı emperyalizmine karşı Afrika, Arabistan, Kafkasya ve Hindistan gibi ülkelerde gerilla hareketleri organize eden, istihbarat faaliyeti yürüten teşkilat-ı mahsusa Enver Paşa tarafından kurulmuştu. Ama varlığından hükümet üyelerinin önemli bir kısmının dahi haberi yoktu. Savaşın sonuna kadar doğrudan Enver Paşa tarafından yönetilmiş olan bu teşkilat içinde görev yapanlar arasındaydı Mehmet Akif. Büyük savaş esnasında Almanya'ya giderek İngiltere'nin baskısıyla Osmanlı ile savaşmaları için cepheye sürülen Müslüman askerlere yönelik karşı propaganda çalışmaları içinde yer almıştı. Ardından Osmanlı'ya karşı isyan hazırlığı içinde bulunan Şerif Hüseyin kuvvetlerini engellemek ve Filistin cephesindeki İngiliz ordularıyla birleşmesini önlemek için kabileleri harekete geçirmek üzere Arabistan'a gitti. Çanakkale'de batılı güçlerin dev donanmalarına karşı kazanılan muhteşem zaferin haberini aradan aylar geçtikten sonra Arabistan çöllerinde aldı Akif. Ve Çanakkale destanını o topraklarda yazdı. İttihat Terakki Partisi Çanakkale Savaşı yeni sona ermişken bir Çanakkale Edebiyatı meydana getirmek üzere
İstanbul'daki bütün ünlü edebiyatçıları, yazarları topluyor, Çanakkale'ye götürüyor, onlara harp sahasını gezdiriyor. Daha barut kokuları, kan kokuları devam ediyor. Yani böyle canlı bir savaş manzarasının peşinden geziliyor o sahalar. Sonra İstanbul'a dönülüyor bu edebiyatçılarla ve onlar çok sayıda şiirler, hikayeler, diğer metinler yazıyorlar. Ama bugün biz Çanakkale ile ilgili bir toplantı yapmayı düşündüğümüzde, öyle bir bahis açtığımızda aklımıza bu metinlerin hiçbirisi gelmiyor. Mehmet Akif'in Arabistan'da seyahatte bulunurken küçük bir istasyonda yazdığı, Çanakkale'deki harp meydanını asla görmeden kaleme aldığı Çanakkale şehitlerine şiirini hatırlıyoruz. Öteden sahikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor ahmakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Akif, bir taraftan İslam aleminin asırlar süren uykusundan uyanarak rasyonel düşünce geleneğine geri dönmesini ve Avrupa uygarlığını örnek almasını isterken, diğer taraftan yoksul İslam ülkelerini işgal edip kaynaklarını sömüren Batı emperyalizmine karşı topyekün mücadeleyi savunuyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ismi Umum Alemi İslam İhtilal Teşkilatı olarak değiştirilen Teşkilat-ı Mahsusa'nın İslam aleminin hemen her köşesinde yerel örgütlenmesi vardı. Ve ateşlenen Kurtuluş Savaşları bu unsurların aktif katılımı ve yönlendirmesiyle sürüyor. Birinci mecliste Burdur milletvekili olarak yer aldı Akif. Anadolu'yu karış karış dolaşıp halkı milli mücadeleye katılmaya çağıran konuşmalar yapmıştı. Sevr'le ilgili Mehmet Akif'in değerlendirmeleri, bunlar bilhassa Kastamonu'da verdiği vaazda geniş olarak işlemiştir. O günkü dünya emperyalizmin yapmak istediklerini en iyi ortaya koyan metinlerden biridir. Nitekim Mustafa Kemal Paşa bu vaazdan sonra kendisiyle görüşmüş ve bu Sevr konusunda en doğru değerlendirmeleri, İngilizlerin emelleri konusunda en doğru değerlendirmeleri siz yapıyorsunuz. Bunu birçok kişi, henüz buradakilerin birçoğu anlayamadılar demiştir. Kastamonu'da Nasrullah Camii'nde verdiği vaaz Mustafa Kemal'in emriyle bastırılarak bütün Anadolu'ya yayılmış, elden ele dolaşmıştı. Kurtuluş Savaşı'nın bütün aşamalarını kimi zaman sevinçle, kimi zaman endişeyle gün gün yaşayan Akif'in bu savaşın destanını kaleme alması kaçınılmazdı. Ucunda para ödülü olduğu için başlangıçta yanaşmadığı yarışmaya, Hamdullah Supi Bey'in ısrarıyla kaleme aldığı İstiklal Marşı şiiriyle katıldı. Okunduğu ilk andan itibaren herkesin zihnine kazındı onun dizeleri. Kahraman ordumuza diyerek ithaf ettiği şiirini kendine ait kabul etmediği için safahata almadı Akif. Ve ömrü boyunca İstiklal Marşı hakkında konuşmayı da istemedi. Tek söylediği, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Türk edebiyatının modernleşme sürecinde de Mehmet Akif'in özel bir yeri vardır. Kullandığı teknikler veya temalar itibarıyla
günümüzün modern şiir anlayışının uzağında görülse de, Türk edebiyatında bir ilk olmak üzere sokağa şiire sokan, şiirinde gündelik sokak dilini kullanan, toplum sorunlarını şiire taşıyan kişidir Akif. Ve bu yönüyle hem çağdaşlarını hem de kendinden sonraki kuşakları etkilediği, onlara yol açtığı şüphe götürmez. Türk edebiyatında kendi içiyle meşgul olan şair tipinden sosyal hayatla ilgilenen şair modeline geçiş Mehmet Akif'le başlamıştır. Safahat'ta yer alan şiirleri toplumun çeşitli sorunlarını sergilemeye ve kendi çözüm önerilerini sunmaya yönelik bir aydın tavrını yansıtır. Bu bakımdan Safahat, eski şairlerin divanlarının çok uzağındadır. Akif dindardır kuşkusuz. Ama onun şiirinde din, geçmiş devirdeki dindar şairlerin eserlerindeki gibi mistik ve manevi yönüyle bir vecd konusu olarak değil, toplum hayatı içindeki düzenleyici rolüyle öne çıkar. Bu bakımdan dindarlık anlayışında da köklü bir değişim gerçekleştirmiştir Akif. Mehmet Akif'in İslamcılığı bir tür modernist diyebileceğimiz bir İslamcılıktır. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Bu adeta İslam'da bir tecdit, teceddüt, yenileme, yenilenme fikrini savunanların mottosu, amentüsü, sloganı haline gelmiştir. Doğrudan Kur'an'a gitmek ama orada kalmamak. Neden? Doğrudan Kur'an'a gideceksiniz ve İslam'ı asrın idrakine söyleteceksiniz. Mehmet Akif'in şiirlerinde mesela kudreti zerriye diye atomdan bahsedilmiş. Zerrenin kudreti diye atomdan bahsedilmektedir. Berlin hatıralarında Mehmet Akif sanayileşmeyi ver. Ve bana göre Mehmet Akif modernleşmeyi en iyi anlamış düşünürlerimizden biridir. Şair tarafını bir kenara bırakalım. Düşünür Mehmet Akif. Bize lazım iki şey var. Biri mektep, biri yol. Mektep ve yol. Yani zihin, kafa, bilgi, yol, iletişim, ulaştırma, ticaret, sanayi, ekonomik gelişme, sosyal değişme. O yüzden Mehmet Akif hala bize yol gösterebilecek bir kutup yıldızıdır. İnançlarından hiçbir şart altında taviz vermeyen, sözün odun gibi olsun, hakikat olsun tek diyen şair, tutarlılık abidesidir o. Ve tutarlılığını muhafaza uğruna çok sevdiği vatanından ayrı düşmeyi bile göze alabilmiştir. Üstelik İstiklal Marşı'nda canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin vatanından beni dünyada cüda diye bütün bir ulus adına dua ettiği halde. Düşünce ile eylem arasında tutarlılığı öne alan ve onun için tutarlılığın belki fikir kadar önemli olan bir şahsiyettir. Biz Akif'ten alacağımız bugün için tutarlı olmaktır. Bu tutarlılık aynı zamanda bir aydın tutarlılığıdır. Bir insan tutarlılığıdır. Düşüncesiyle, sözleriyle, fiiller, hareketler arasındaki tutarlılıktır. Akif'in bence alabileceğimiz en önemli özelliği onun tutarlı bir kişilik olmasıdır. Ama tutarlılığı başkalarından da bekler Akif. İnsanların sözleriyle eylemlerinin tutarlı olmasını ister. Ateist olduğunu söyleyen bir yazarı Eyüp Sultan Camii'nin çadırvanında abdest alırken görünce "Cancağızım, bari küfründe sabahatkar olsaydın" diye takılmaktan alamaz kendini. Aydın olmanın ayırt edici biricik vasfı vardır. İnandığı doğruları hiçbir şeyden korkmadan, hiç kimseden çekinmeden ve bir karşılık beklemeden haykırabilmek. Akif'in hayatı boyunca yaptığı budur aslında. Olanca gerilik suçunun İslamiyet'ten bilinmeye başlandığı ve bütün bunların modalaştığı, kibarlaştığı, salonlaştığı, banklaştığı, edebiyatlaştığı, politikalaştığı, mektepleştiği devirde ortalıkta alim, mütefekkir, sanatkar hiç kimse boy göstermezken tek başına bin bir yol ağzına çıkıp "Durun,
Hiç kimse yoksa ben varım. Sadece iman ve İslam, başka yol tanımıyorum diye haykıran kahramandır Akif. İdeolojik olarak bir diğer uçta yer alan şair Nazım Hikmet'e göre de Akif büyük şair, inanmış adamdır. Kişilik olarak, yakın çevresiyle ilişkileri itibarıyla, ahlakı, seciyesi itibarıyla da Mehmet Akif gerçekten büyük bir şahsiyet. Fedakarlığı, feragatı, sadakati itibariyle de büyük bir şahsiyet. O yüzden gençlerimize gerçekten örnek gösterebileceğimiz önemli isimlerden birisi. Sanılanın aksine cumhuriyetle alıp veremediği yoktur Akif'in. O, bir dizi devrimin çerçevelediği kökten değişim projesinin beklenen sonucu vereceğinden kuşkuludur sadece. Devrimlerin bazı yönlerini veya devrimlerden bazılarını tasvip etmeyen tek kişi Mehmet Akif değil ki. Mehmet Akif Mısır'a kaçtı deniyor. Peki Halid Edip Adıvar nereye kaçtı? O da yurt dışına gitti. Türkiye'de takrir-i süküm dönemi, izleyen tek parti dönemi ağır bir ameliyat dönemidir. Bıçak hastaya dokunduğu gibi hasta olmayan organlara da dokunmuştur. O yüzden onu o dönemin olağanüstü şartları altında değerlendirmek gerekir. Şefik Kolaylı'ya Mehmet Akif'in gözyaşları dökerek anlattığı hatıralar vardır. Ben vatan haini miyim? Benim peşimde hafiye dolaşıyor. Akif Mısır'a bu ızdırapla gitmiştir. Akif için az, eksik, hatta çoğu zaman yanlış tanınan, tanıtılan tek sanat ve düşünce adamımızdır denilse yeridir. İslamcılığı bilinir, vurgulanır ama yobazlığa karşı oluşu adeta göz ardı edilir Akif'in. 31 Mart'ın sembol ismi Derviş Vahdeti için Vahdeti muhlisiniz elde asa çıktı herif. Bir alay zabiti kestirdi. Sebep şer-i şerif diyen kişidir o. Akif çok uluslu imparatorluk toplumunun Arnavut asıllı bireyidir. Ama kendini Türk hissetmekten hayatının hiçbir döneminde geri kalmamıştır. Laiklik uygulamasından rahatsız olarak gittiği Mısır'da El-Ehser'de ders verirken İslam toplumlarının haline bakıp 1932'de yazdığı dizelerde buram buram kokar kimliği. İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Ne büyük söyle, ne çok söyle. Yiğit işte gerek. Lafı bol, karnı geniş soyları taklide. Sözü sağlam, özü sağlam adam ol. Irkına çek. Mısır'da geçirdiği yıllar boyunca aklı, kalbi Türkiye'dedir. Ve hastalandığında hayat çizgisinin sonuna yaklaştığı kanısıyla derhal ülkeye dönme kararı verir. Hastalığının uzun sürmesini bile bu vuslatla ilişkilendirir Akif. Belli ki memleket havası akıbeti tecil etti der. Kah unutulmayı ister, kah unutulmaktan ürker. Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince günler şu heyulayı da er geç silecektir. Rahmetle anılmaktır amma ebediyet. Sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir? İstiklal marşımızı kaleme almış Akif'e ölümünde hak ettiği ilginin gösterildiği söylenemez. Ne resmi bir merasim yapılır ne de cenazesine resmi zevattan katılan olur. Ama yaşadığı dönemde olduğu gibi sonraki yıllarda da düşünce hayatımıza ilişkin tartışmalarda kutup yıldızı işlevi görür onun adı. Karşı çıkarak ya da benimseyerek. Ama onun üzerinden yapılır pek çok tartışma. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak.